Selamün aleyküm. Rüyaların dili programına hoş geldiniz. Bugün ilginç bir rüya anlatacağım. Bir arkadaşım şaşkınlık içinde bir rüyasını anlattı. Dedi ki, rüyamda bir komod ejderi gördüm ve ben buna elimle ekmek yediriyordum dedi. Ve çok şaşkınım rüyamda, yani nasıl komod ejderi görüyorum, ne manaya geliyor diye sormuştu. Kendisine şu şekilde cevap veriyoruz. Ejderhalar ve bu manada komode ejderhi gibi yapılar, e, dinsiz insanlar anlamına geliyor. E, ekmek ise rüyada iman demektir. İman hakikatleri anlamındadır. Doy doyurma manasında. E, bu çerçevede aslında kendisinin böyle karakterde bir kişiye e, imani konuları anlattı, Allah'ı tanıttı, sevdirdiği, Peygamber Efendimiz'i tanıttı, malharetten bahsettiği anlamına geliyor. Ve bu çerçevede e, bu karakterdeki kişinin aslında bu iman hakikatleri beslenmeye başladığına dair bir rüyadır e, demiştim. Sosa aslında kendisi de bu manada e, bu rüyayı, rüyanın bu manaya geldiğini tasdik etti çünkü sosyal çevresinde e, biraz daha bu tarz tipler olduğunu e, ifade etti ve zaman zaman kendisinin bu tarz insanları e, Allah'tan bahsettiğini, işte Ahiret'ten bahsetti, işte Peygamber Efendimiz'den dinin anlattığı hakikatleri kendi dilince, üslubunca ifade ettiğini ve bu şekilde aslında diğer insana faydalı olmaya çalıştığını ifade ediyor. Bu çerçevede bakıldığında bu rüyada göreceğimiz iki ana sembol vardır. Birisi komoda ejderi ne manaya gelir denildiğinde cinsiz insan demektir. Fakat bir dinozora göre daha küçük ebatta bir çapı olan bu manada daha az tehlikeli bir dinsiz insan anlamına gelir. İkinci nokta ise e, iman hakikatlerinin rüyalarda ekmek olarak göründüğüne dair diğer bir tehit rüyasıdır bu. E, evet iman insan kalbini tam doyuran, tatmin eden bir ekmek hükmünde rüyalarda özellikle görülüyor. Bu manada e, fırıncı rüyalarını da bu manada iman hakikatlerini üreten ve satan kişiler şeklinde anlamamız bu manada mümkün bulunuyor. Eğer ki şöyle bir sembol olsaydı, ekmekle sütü karıştırıp bir bu manada e, ayrı bir gıda tarzında yapılmış olsaydı o zaman derdik ki ilim sütüyle beraber iman hakikatlerinin mezceleri karıştırarak muhatapların bu şekilde yedirecek şekilde bir sohbette bulunma, bir e, anlatımda bulunma şeklinde e, bu tarz sembolleri yorumlama noktasında e, ilerlenebilir. Evet, Cenab-ı Hak cümlemizi İmanın hakikatleriyle beslenen, kalbini doyuran, artık başka şeylerin sevdasıyla, beklentisiyle, arayışlar içinde kavrananlardan eylemesin. Kendi yolunda olanlardan kılsın, kalbini mutmayı nedenlerden e, eylesin. Rüyalarınız hakikate giden caddeniz, hakka erişen yolunuz olsun. Kalbinizin selametine, ruhunuzun saadetine vesile kılınsın. Allah'a ısmarladık.